Hayırlı akşamlar efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, ekrandan gönüller eden hepinizi bu Perşembe akşamı da en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Efendim, bu akşam dinin özü, manevi hayatımızı güzelleştiren hasletlerin başı ve ahiret saadetinin en büyük sermayesi olan takvayı ve muttakileri konuşacağız. Konuğumuz Güzel Yurt ilçe müftümüz Osman Sağlam Hocam. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Hamdolsun iyiyiz. Allah iyilik afiyet versin hocam. Bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdiden cumaları mübarek olsun. Tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin inşallah. Devletimizi, milletimizi bahtiyar eylesin inşallah. Amin, amin inşallah sayın hocam. Değerli hocam, dilerseniz şöyle sohbetimize takvanın bir tanımını yaparak başlayalım. Evet, takva Arapça bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de de farklı versiyonlarda müttaki, etka, ittaki gibi böyle farklı kalıplarda 258 yerde geçmiş. Yani bu da hakikaten takva kelimesinin, yani muttakiliğin ne kadar Önemli olduğunu. önemli olduğunu gösteren bir durum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ansiklopedisini herkes biliyor. Seyircilerimiz de biliyor. Bugün hakikaten çok büyük bir çalışma. 44-45 cilt. Tam bir kaynak eser hocam, Tam bir değil mi? kaynak eser. Orada baktığımız zaman korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek gibi anlamlar vermiş Diyanet İşleri Başkanlığımızın o ansiklopedisi. Sözlük olarak da Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma şeklinde verebiliriz. Sözlük anlamını, kelime anlamını sakınmak, ben özellikle böyle bunların ortak bir mana olarak hassas olmak. Nerede hassas olmak? Kur'an'ı biliyorsunuz, akaid bölümü var, din İslam'ı. Akaid bölümü, yani inançla alakalı. İbadet, muamelat, ahlak. Hepsini içerisine alan İslam bir bütün olarak, yani bu dört şeyde hassas davranmak. Bütün olarak ele alırsak İslam'ı hassas bir şekilde yaşamak diyebiliriz. Takvanın kelime anlamına, İslam'ın veyahut da bir Müslümanın dinini yaşarken hassas, çekingen, endişeli olması diyebiliriz. Evet hocam. Tanımı bu şekilde. Evet. Peki hocam, takva sahipleri kimlerdir? Yani bunların özelliklerine bakalım isterseniz böyle tanımını yaptıktan sonra. Şimdi biz yine Kur'an-ı Kerim üzerinden gidelim. Tamam hocam. Evet, yani Kur'an-ı Kerim'i az önce söyledik. Evet. 258 yerde. Yani Gerçi hakikaten birçok yerde geçiyor. Bu da Allah'a çok sevimli olan insanlar olmasında. Müttakilerin Allah'a çok sevimli olması, Allah'ın mümin kullarından, Müslüman kullarından müttaki olmalarını istemesi şeklinde anlayabiliriz bunu yani. Şimdi Araf suresinin 26. ayeti kerimesi, Tevbe suresinin 109. Kasas 83, Bakara 237. Ben sadece şöyle 15-20 tane ayet-i kerimeyi zamanımız sınırlı olduğu için alabildim. İlk olarak Bakara suresinin hepimizin bildiği daha ilk sure sayılır. Fatiha biliyorsunuz, biliyoruz ilk sure. Evet. Bismillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Meliki Yevmiddin. İlk sure budur. Kur'an'ın özüdür. Hem dua mahiyetindedir, hem dünya hem ahireti manasını içeren güzel bir suredir.
Ondan sonraki bakın ilk sure Elif Lam Mim. Bunu da halkımız bilir. Herkes bilir. Müslümanlar çoğusu bilir. Elif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Zalikel kitabu la raybe fi. Cenab-ı Hak hemen daha Kur'an-ı Kerim'in başında bu sizin elinizde olan Kur'an. Okuduğunuz Kur'an-ı Kerim ki la raybe fi. Onda asla bir şüphe duymayın. Kat'i kesin olarak Allah'ın Allah'ta Allah'ın lafızlarıdır. Allah'tan gelen bir kitaptır. Hüden lil muttakîn. Ama kim için? Muttakîn. Kullar için. Ondan sonra bir yol göstericidir. Hüden lil muttakîn. Muttakî kullar için yol gösterir. Hakikaten burası çok dikkate değer bir manadır. Evet Kur'an-ı Kerim müminlere inmiş ama müminlere gelmiş, Müslümanlara gelmiştir ama bundan faydalanabilecek olanlar, yolunu düzeltecek olanlar, ondan sonra yönünü düzeltecek olanlar, hayatını düzeltecek olanlar, dinini gerçek anlamda Kur'an'a göre yaşayacak olanlar kimler? Müttakilerdir. Ya öyleyse bundan şunu anlarız ki müttakiler Kur'an'dan tam anlamıyla istifade edebilirler. Evet. Kur'an'ın hakkını müttakiler verebilirler. Bu da değerli hocam ilimle oluyor. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alimler tam manasıyla korkarlar. Oradaki takva kelimesi ilimle ifade edilmiş. Yani demek ki takvanın, takva sahibi olmanın en önemli yollarından birisi de Kur'an'ı anlayabilecek bir ilme sahip olabilmek. Evet. Eğer kişi ilme sahip olursa az önce söylediğim manada şimdi akaid noktasında hassas davranmak. Yani inanç noktasında hassas davranmak. Ne demek hassas davranmak? Ben bir ilaha inanıyorum. O benim Rabbim. Allah benim Rabbim. Ama nasıl bir ilah? Benim Rabbim nasıl bir ilah? Ben bir muamelat çevresinde yaşıyorum. Dinin muamelatı var. Yani ticaretle alakalı kuralları var. İşte komşuluk ilişkileriyle alakalı kuralları var. Toplumsal kuralları var. Ticaretle alakalı kuralları var. Bu konuda benim hassas davranmam gerekiyor. Ahlakla alakalı benim hassas davranmam gerekiyor. Bakın ibadetle alakalı benim hassas davranmam gerekiyor. Bunları kısaca açıklarsam kısa zamanımı kısıtlanma. Allah'ın ilahlık hakkını yerine getirmem gerekiyor. Nasıl ilah? Beni yaratan Allah nasıl bir Allah? Bunu benim araştırmam, incelemem, Allah'ı tanımam, Allah'ı bilmem ve onun haklığını yerine getirmem. Çünkü Kur'an Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın sizin üzerinizde hakkı var, sizin de Allah üzerinizde hakkınız var diyor. Allah'ın bizim üzerimdeki, benim üzerimdeki hakkı nedir? Ona ibadet noktasında, ona kulluk noktasında hakkını verme. Yani hassas davranma. Peki benim Allah'ın üzerindeki hakkım ne? Ona hiçbir şeyi şirk koşmama. Şirk koşmamam için de ne yapmam lazım? Tanımam lazım. Allah'ı tanımam lazım ki ona kulluğumu tam olarak yerine getirebileyim. Onun ilahlığını tam olarak yerine getirebileyim. Bence bugün Müslümanların en büyük problemlerinden birisidir bu. İnandığı Rabbini, ilahını tam olarak tanıyamaması, İslam'ı tam olarak tanıyamaması, İslam'ın emirlerini tam olarak tanıyamaması. Peki tanımadığın zaman
belli bir mesafe olan müttakiliğe nasıl ulaşacaksınız? İlim lazım bunun için. Bakın müttaki olmak için ilim lazım. İlim sahibi olacaksınız ki ilim, yani gayret edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in manasını bir kere bile okumayan veyahut ilmi hali bir defa dahi okumayan bir kişi nasıl mesafe alacak? Nasıl müttaki olacak? Bilmiyor ki. Bilmesi lazım önce. Yani işte ahlakın bir sınırı var, sınırları var. Ben ahlak konusunda nasıl hassas olayım? Bilmiyorum ki kurallarımı. Evet, bugün Müslümanların en büyük sorunlarından birisi, tekrar ediyorum ama önemli bir sorun, inandığı Allah'ı tanımaması, inandığı Kur'an-ı Kerim'i anlamaması, incelememesi, okumaması, inandığı peygamberini tanımaması. Ya inandığı gibi yaşayamaması. Yaşayamıyor işte. İnandığı dini tanımıyor ki yaşayabilsin. Tanıyamıyor yani. En büyük problem burada. Onun için bakın çok güzel. Hakikaten yani Kur'an-ı Kerim insan okudukça hayran oluyor. Hayran oluyorsunuz. Şaşırıyorsunuz. Huden lil muttakin. Evet, Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Muhteşem bir eser. Allah'ın kelamı kadimi ama kime yol gösterir? Huden lil muttakin. Muttakiler için, takva sahipleri için, dinini yaşamada hassas davranmak isteyenler için. Ona özelliklerine bakın açıklarken ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar gayba iman ederler. Onlar o müttakiler ki gayba inanıyorlar. Allah dediyse tamam. Kur'an söylediyse bitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki, bakın şundan işte hep aynı takva kelimesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Kur'an diyor ki ölüm var. Öleceksiniz diyor. Diyor mu? Evet. Öleceksiniz diyor. Birçok ayette söylüyor. Sonra hesap vereceksiniz diyor. Yine birçok yerde sümme ileyna turcaun. Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın, Allah'a döneceksiniz. Allah'a dönmeyen var mı? Yok. Ne olursanız olun, ne yaparsanız yapın, nereye, kim olursanız olun, Allah'a dönüyorsunuz. Bu bir kuraldır. Döneceksiniz. Evet. Sonra hesap var dedik. Hesabını göreceksin. Zerre miskali de yapsan bir iyiliği, kötülüğü de yapsan o karşına çıkacak seni. O görülecek o. Söylüyor Kur'an-ı Kerim. Söylüyor mu? Evet. Söylüyor. Peki Kur'an demiyor mu ki sizin hayatınıza göre cennet ya da cehenneme gireceksiniz? Ya nasıl olur bir insan diyorum, muttaki demiyorum bakın. Bir insan, hatta bir Müslüman diyeyim. Bir Müslüman, belki birçok kişi Müslüman olabilir ama muttaki olamaz. Niye olamaz, neden olamaz? Yaşantısından görüyorum ben. Bakıyorum ki hayatı Müslüman ama Kur'an'a uygun değil. Yaşantısı Kur'an'a uygun değil. Yaşantısı ölecek gibi değil. Öyle yaşamıyor. Cenneti kazanma gayreti yok. Yok ki. Hocam nereden anlıyorsun? Görüntü belli. Yaşantısını görüyorum ben. Şimdi bir Müslüman ki öleceğini bilecek, hesap vereceğini bilecek, cennet ve cehennemin olduğunu bilecek ama Kur'an'ın dediğini yapmayacak. Kur'an'ın söylediği gibi yaşamayacak. Niye yaşamıyor? Takva sınırına ulaşmadığı için işte. Belli bir mesafe almadığı için ondan kaynaklanıyor. Ahirete tam olarak inanıyor. Gayba tam olarak inanıyor. Başka? Namazı, bakın muttakilerin bir özelliği de buymuş bak. Bakın namazı dost doğru kılmak. Namaz kılmak demiyor bakın.
Ya namazı dosdoğru kılan. Şimdi tabi her biri ayrı bir uzunca bir konu ama kısaca söylersek namaz konusunda Müslümanların, müminlerin namaz konusuna biraz daha hassasiyet bak yine aynı şekilde hassasiyet gösterip müttakilerin namazı gibi bir namaz kılması. O da ne demek? Namazın kuralları var. Namazdaki hassasiyet bence tadil erkana riayet etmek ve huşu ile namazı kılmak. Namazı huşu ile kılmak. Namazı herkes kılar. Her mümin, her Müslüman namaz kılar. Ama her Müslüman, her mümin müttakiler gibi namazı kılmaz. Hassas davranmaz yani. Aha, onların, müttakilerin özelliği onu hassas kılması. Dikkat etmesi, riayet etmesi, hassas davranması. Peki başka? Zekatı veren. Müttakilerin bir özelliği de zekatı veren. Peki burada nasıl insan hassas davranır? Şimdi öyle insanlar var ki kazancını milimlik hesap ediyor. Milimlik. O kadar hassas davranıyor. Diyor ki bu zekat diyor. Fakirin hakkıdır diyor. Onu verdiği için iyilik yaptığını düşünmüyor. Ya ben bunu ben kazandım. Ben fakire verirsem de olur, vermesem de olur. Verirsem iyilik olur, öyle düşünmüyor. Ya Allah Celle Celaluhu bir kural koydu. Dedi ki bu dedi senin malında fakirin hakkıdır ey zengin. Dedi bana düşen de bu konuda hassas olmaktır. Önce bütün malını hesap ediyor. Hatta yani illa siz de duymuşsunuz böyle. Hala bile okuruz böyle duyarız. Buğdayını topluyor. Bir yerde biriktiriyor. Zekatını vermediği müddetçe çocuklarına da yedirmiyor. Ben diyor belki bilemem diyor. O tam hassas olarak diyor zekatımı vereyim. Ondan sonra çocuklarıma yedireyim diyor. Takva bu işte. Onun için قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlayan ayet-i kerimede orada zekat verirler demedi de zekat fiilini yerine getirirler, gerçekleştirirler. Niye? Onun bir sürü aşaması var. Kuralları var yani. Evet. O konuda ne yaparlarmış? Takva sahipleri hassas davranırlarmış. Başka ne yapıyorlar? Kazandıklarını da Allah yolunda harcıyorlar. Şimdi her insan biliyor ki her insan biliyor. Değerli hocam. Nasıl doğduysa öyle de vefat ediyor. Öyle defnediliyor. Öyle diyelim. Her insan evet. Bir kuraldır bu. Nasıl dünyaya geldiyse nasıl dünyaya gelirken üzerinde hiçbir şey yok öyle karşılandıysa ahirete uğurlanırken de aynı şekilde. Bir evi olan da aynı şekilde uğurlanıyor. Yıkanıyor, kefenleniyor ve yanına hiçbir şey alamadan defnediliyor. 100 evi olan da aynı. Bunu herkes biliyor. Evet. Biliyor mu? Biliyor tabii. Herkes biliyor. Bir kural. Ama müttaki bunu anlıyor işte. Hı. Fark burada ortaya çıkıyor. Tabii. Müttaki biliyor. Müttakilerin dışındakiler de biliyor. Ama müttakiler hassas bir şekilde bunu uyguluyor. Hayatına yansıtabiliyor bunu. Yansıtabiliyorlar. Takvanın şimdi böyle takva bir kişi. Takva burada devreye giriyor aslında değil mi hocam işte? Böyle bir kişi Allah sevmez mi? Bilip de yaşayanla bilip de yaşamayan. Bilip de yaşayan Müslümanla bilip de yaşayan takva ehli aynı olmaz ki.
Bir uyguluyor. Hassas davranıyor. Kur'an'ın ilk suresi bu. Ne kadar güzel özetlemiş Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. Sana indirilene ve senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler, inanırlar. Şimdi Araf suresinde yine bakın bir ayet-i kerime var. Lafzını okumayayım da manasından hem zamandan da tasarruf etmiş olalım. Diyor ki Cenab-ı Hak, yüzlerinizi doğu ya da batı tarafına çevirmeniz iyilik değil. Biliyorsunuz o zaman işte kıblenin yönü farklıydı tabii. İşte sonra Kabe'ye doğru dönüldü. Cenab-ı Hak diyor ki, bak ne kadar güzel bir ifade. Bu bile önemli değil diyor. Ya asıl iyilik ne? Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan, asıl bundan sonra geliyor, malını sevdiği halde. Demek insanın gönlünde mal sevgisi fıtrıyor o zaman. Evet. Her insanın yapısında var bu. Her insan muttaki de seviyor. Takva ehli de seviyor. Ama sevdiği halde akrabasına, çevresinde fakir olan akrabası varsa onlara, başka yetimlere, yetim varsa uyamıyor. Uyamıyor. O yetimi sevindirecek. Ha uyuyorsa eksiklik var. İman kavi değil, iman güçlü değil. İmanla takva bence doğru orantılı olarak ilerliyor. Eğer imanınız zirve ise siz muttaki olursunuz. Takva ehli olursunuz. Takvaya ulaşırsınız. İmanın belli bir sınırıdır takva. Eğer kişi yoksul bir akrabası var da rahat bir şekilde uyuyorsa iman noktasında çok zayıf. Mesafe alması lazım. Eğer çevresinde bir yetim varsa, uyuyabiliyorsa, şimdi şeyler var. Bazı böyle, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın o sitesine girdiğimiz zaman yetimler için ayrı böyle bir buton var. Orada diyor ki yetimlere yardım etmek ister misiniz yani? Oraya hemen tıklayıp bir Müslüman, ha ben Afrika'daki yetimlere nasıl ulaşayım? Ya uyuyamıyorum. Muttaki adam uykusu kaçıyor. Evet uzaklarda ama benim kardeşim ve yetim uyuyamıyor. Muttaki bu işte. Başka? Yoksullara, yolda kalan gariplere, kış vakti, şu an kışın işte geldi, çadırlarda yaşayan kardeşlerimiz var. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Yurtlarından sürülmüş, gelmişler. Ayaklarında ayakkabı yok. Ayakları çıplak. Çadırların önünde, karların üstünde yürüyor. Eğer müttaki olan bir insan onu görse vicdanı sızlar, mutlaka oraya yardım eder. Diğer adam da, diğer Müslüman da ya olabilir der, geçer. Fark yani. Yolda kalan gariplere, dilenenlere, hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere verirler. Muttakiler verirler. Bakın yine namazı dosdoğru kılarlar. Ya ne yapın? Namaz. Namazdır insanı düzeltecek olan. Namazdır insanı takva seviyesine çıkartacak olan. Sen namaza değer verirsen, sen namazı düzeltirsen, namaz da sana değer verir. Namaz da seni düzeltir. Hatta o kadar düzeltir ki takva sahiplerinden olursun da Allah'ın sevdiği kullardan olursun. Onun için namazı dosdoğru kılan. Bakın burada da öyle. Kur'an'ın her yerinde böyle. Namazı kılan demiyor da namazı dosdoğru kılan. Namazın hakkını veren. Evet. Namaz hakkında hassas olan. Riayet eden haklarına. Başka?
anlaşma yaptığında sözünde durar. Bu zaten müminin özelliği bu. Takva boyutunda varmasa bile müminin özelliği böyle olmalı. Mümin kelime itibari olarak da kendisine güvenilen demek. Mümin kendisine güvenilen. Peki Müslüman ne demek? Müslim. O da aynı manada. Kesinlikle ondan zarar gelmez. Emin, selamette olabilir diğer insanlar. Bu anlamda. Peygamberimiz zaten Muhammedül Emin sıfatıyla sıfatlanmış. Ben de onun ümmeti olarak emin olmam gerekiyor. Yani müminin emin olması gerekiyor. Yalan söyleyemez mümin. Yalan söylüyorsa o takva ehlinden değildir. Ulaşan muttaki değildir o kimse. Allah'ın sevdiği kuldan değildir. Bir mümin kazancının helal olmasına dikkat edecek. Yani kazanırken doğru söyleyecek. Onun hayatında asla hiçbir noktasında evladına dahi yalan söylememesi lazım. Söyleyemez. Söylememeli. Sıkıntı, darlık, hastalık ve şiddet zamanlarında da sabredenler. Hastalanıyor, sabrediyor. Niye sabrediyor? Şundan sabrediyor. Biliyor ki bir yaprak Allah'tan habersiz düşmez. Onun hastalığından Allah'ın haberi var. Ağaçtan nasıl yapraklar dökülüyorsa onun günahları da öyle dökülüyor, sabrediyor. Bela ve musibete uğradığı zamanlarda da sabrediyor. Biliyor ki Allah kendisini imtihan ediyor. Allah kendisini imtihan ediyor. Şimdi müttaki ile karşı taraftaki insanın farkı bu. Birisi sabrediyor, birisi isyan ediyor. Beni mi buldu diyor. Böyle diyor. Müttaki böyle söyleyemez. Senin Rabbindir derdi, sıkıntıyı, hastalığı veren. Seni gören, gözeten, onun her yaptığında bir hikmet vardır. Mümin takva ehli böyle düşünür. Bak, o yüzden buraya almış. Kullarında samimi ve dürüst olanlar işte bunlardır. Samimi müminler işte bu kulları gerçek takva sahipleridir bunlar. Yani ayet aslında baştan sona takva sahiplerinin özelliklerini öyle de saymış anladım. Oldu hocam. Evet. Bir başka ayeti kerimeye baktığımız zaman işte şu ahiret yurdunu biz yeryüzünde büyüklük taslamayan, bozgunculuk peşinde olmayanlara nasip edeceğiz. Bir defa şunu söyleyelim. Bırakın takva ehlini, bir müminde kibir asla olmamalı. Kibir olmaz. Gurur olmaz. Birçok ayeti kerimede yazar zaten. Bildirir. Allah kibirlenenleri, gururlananları sevmezdir Kur'an-ı Kerim. Takva ehli bir insanın bir özelliği de kibir yok. Neyini kibirleneceksin? Neyini kibirleneceksin? Nereye kibirleneceksin? Sağlık diyorsan sana o sağlığı veren Allah'tır. Cemalini, şeklini, şemalini sana veren Allah'tır. Mal ve mülkü sana veren Allah'tır. Bunları senden bir anda alacak olan Allah'tır. Senin değil, kainatın sahibi Allah'tır. Neyini kibirleneceksin? Mümin bunu bilir, muttaki insan bunu bilir. Kibir yok. Dünya ve ahirette hayırlı akıbet, kalpleri Allah'a saygıyla dopdolu olup ona karşı gelmekten sakınanlar içindir. Evet, kalpleri saygıyla dolu. Şimdi Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de
Evet, Allah ey Habibim kullarıma haber ver ki Cenab-ı Hak diyor çok merhametlidir diyor. Çok merhametli. Kulların acıyandır diyor. O zaten Kur'an-ı Kerim'i göndermekle acıdığını bize göstermiş. Bu Kur'an evet insanın ahireti kazanmasına en büyük ışıktır, rehberdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da öyle. Niçin gönderdi Allah-u Teala bunları? Acıdığı için, merhamet ettiği için. Kulum dünyadayken elini küçücük bir ateşe değdiremez. Dayanamaz kulum. Kulum ateşe dayanamaz. Dayanabilir mi? Dayanamaz. Yani beden dayanmaz ki. Bu beden, şu beden ateşe dayanamaz. Kur'an'ı göndermiş ki, peygamberi göndermiş ki, çeki düzen versin kendini de, kendine de cehenneme gitmesin diye. Esas cehennem ateşinden korusun, korunsun kendisini. Korunsun diye. Ne kadar merhamet etme. Hatta daha da ötesi, Kur'an'ı göndermiş ki dünyada da rahat etsin. Çünkü Kur'an karanlıkta yürüyen, elinde el feneri olup yürüyen bir kimsenin şekliyle karanlıkta elinde el feneri olmayan kişinin durumu gibi. Elinde fener olan kişi rahat bir şekilde geceleyin dahi olsa yürür. Kur'an'ı rehber edene böyledir hocam. Öyledir. İnsan hayatta da böyledir. Evet. Kur'an'ı yaşayan müttaki insanın hayatı geceleyin elinde el fener olan insan gibidir. O kadar rahat bir şekilde yürür. Dünya hayatı Kur'an'la kolaydır. Kur'an'la kolaylaşmıştır. Kur'an'la kolaylaştırılmıştır. Bu Allah'ın merhametidir, acımasıdır. Peki başka diğer bir ayeti kerimede ne var? Bakın o da hakikaten yine çok önemli. Mehirlerini belirlediğiniz halde kendileriyle beraber olmadan kadınları boşarsanız bu durumda kararlaştırdığınız mehrin yarısını onlara vermeniz gerekir. Ancak kadınlar alacakları mehirden vazgeçebilir veya nikahı elinde bulunduran erkekler mehrin tamamını bağışlayabilir. Fakat ey erkekler, bakın burası çok dikkat çekici. Ey erkekler, sizin cimrilik yapmayıp mehrin tamamını vermeniz takvaya en uygun olandır diyor. Mehrini vermeyen nice erkek var. Kadına mehrini vermiyor. Boşandığı zaman söz verdiği halde mihrinin bırakın yarısını hiç vermemeye çabalıyor, gayret ediyor. Hatta burada şuraya da girebiliriz. Mirasta Kur'an-ı Kerim'de bir paylaştırma vardır. Pay var. Kadının hakkı var mirasta. Ama kadının hakkını vermeyen nice kadın geliyor bize soru soruyor. Hocam diyor, mirastan abimiz, kardeşimiz bizim hakkımızı vermiyor diyor. Nasıl bir Müslüman? Takva söylemiyorum. Müttakil boyutunu söylemiyorum. Sen nasıl bir Müslümansın? Kadının mihri var, hakkı var. Hem mihri var hem de mirasta kadının hakkı var. Sen Allah'ın koyduğu kuralları, kadına verdiği bu bağışı, sen bu hakkı, bağış da değil, bu hakkı sen elinde nasıl alırsın? Hak alındığı zaman yarın huzuru mahşerde o senin karşına çıkar, onun hesabı sorulur. Diyor ki bakın, mihrin yarısını vermeniz gerekiyor ama tamamını verin. Müttakiliğin özelliği budur diyor. Yani boşanırsanız eşinizden
Siz gönlünü onların hoş edin. Cimrilik yapmayın. Elinizden geldikçe onlara bağışta da bulunun diyor. Muttakinin özelliği. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Yine müttakilerin özelliği ama müminin de özelliği bu olmalı. Mümin yalan söyleyemez. Yalan yere şahitlik yapamaz mümin. Müminin hayatında yalan yere şahitlik olmaz, olamaz. Mümin malını satarken yalan söyleyemez. Yalandan kazanılan parada bereket olmaz. Yalanla kazanılan mal diğer malların da bereketini götürür. Bir çuvalın içerisinde bir tane çürük patates olsa götürür. Hepsini çürütür. Öyledir. Hele yalan yere şahitlik olmaz. Olamaz böyle bir şey. Bir müminin hayatında olamaz. Müttakinin zaten özelliği değil yani. Adaletli olun. Takvaya en uygun, en yakışanı budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bir başka ayeti kerimede bakın yine müminlerin, müttakilerin özelliği. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler canlarıyla, mallarıyla cihat etmekten geri kalmak maksadıyla senden asla izin istemezler. Allah o takva sahiplerini çok iyi bilir. Bir savaş esnasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan savaştan sırf kaçmak için izin istiyorlar. Muttaki böyle olmaz, yapmaz diyor. Ya bir insanın devletinden daha büyük bir nimet var mıdır? Bayrağından, ezanından daha büyük bir nimet var mıdır? Bakın niçin buraya aldım, buraya niçin aldım? Muttaki bir insan vatanını asla ihanet edemez. Bayrağını asla ihanet edemez. Ezanını asla ihanet edemez. Çünkü devlet yoksa ezan yoktur. Devlet yoksa bayrak yoktur. Devlet yoksa sen hür olamazsın. Sen huzurlu yaşayamazsın. Şimdi sen malını devlet için harcamayacaksın, cimrilik edeceksin. Devlet bir savaşa giriyor ve sen cimri davranıyorsun, ihanet ediyorsun devletine. Sonra devlet kalmaz ki ortada. Sen demek ki devletini sevmiyorsun. Özet, müttaki devletin aşık bir insandır. Müttaki devletin aşıktır. Müttaki devletin asla ihanet etmez. En büyük özelliklerden birisidir o. Şimdi Sayın Hocam, gerçekten buraya kadar takva sahibi olan kimselerin özelliklerinden bahsetti ve geniş bir alana yayılıyor. Yani hemen hemen şöyle baktığımız zaman hayatımızın her alanında biz takvayı görebiliriz. Yani takvalı yaşayabilmemiz mümkün. Evet. Ama zor bir mesele. Şimdi böylesine zor bir şeyi gerçekleştirenden elbette mükafatlar da farklı olacaktır. Evet. Yani biraz da dilerseniz muttakilere verilecek olan o mükafatlardan bahsedelim ki zaten programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bunlarla da bitirelim inşallah. Şimdi evet, söylediğiniz gibi hakikaten Kur'an-ı Kerim'de muttakilerle alakalı daha birçok ayet-i kerime de var. Hı hı. Birkaç tanesi biz paylaşmış olduk sizinle. Evet hocam. Bu kadar değerli olan kişilere Allah-u Teala'nın elbette ki mükafatı var. Hı hı. Aslında ben yine aynı şeyi söylüyorum. Müttaki olmak hakikaten zor bir şey değil. İnandığı dinini araştıracak. Bakın araştıracak. Bir zaman ayıracak. Zaman, şimdi Kur'an-ı Kerim bizim için gelmiş. İnsanlar için var. Ya Kur'an-ı Kerim'in manasını, içerisinde ne var? Bir defa okumayan bir Müslüman nasıl müttaki olacak? Bilmiyor ki Kur'an'da ne var. Nasıl ona göre yaşayacak?
inandığı Rabbini tanımıyor. Bilmiyor ki bir Allah var. Hatta bugün daha korkuncu, bugün Müslümanlar inandığı Allah'ı, inandığı Allah'ın emirlerini ve yasaklarını birçok yerde görmüyor. Müslüman bu adam. Ve bugün insanlar oraya öyle bir hale geldiler ki Allah var, var diyor. Allah var diyor ama yokmuş gibi yaşıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim var diyor ama Kur'an-ı Kerim'i hiç kale almıyor. Ulan Müslüman. Oraya doğru gidiyor. Yani muttaki olmak, şuraya getireceğim, hakikaten zor bir şey değil. Sadece asıl hayat ahiret hayatı. Asıl hayat ahiret hayatı. Asıl insanın yaşayacağı yer orası. Bunu insan bilip inandığı Kur'an'ı okuyacak, anlayacak, hayatını ona göre şekillendirecek. Peygamberini tanıyacak, onun ahlakıyla ahlaklanacak, ona göre yaşayacak. Böyle olduktan sonra Allah sevecek. Allah sever. Onun tutan eli olur, gören gözü olur Allahu Teala. Sen onun yolunda yürüdükten sonra, o takva yolunda hareket ettikten sonra Allah seni yolda bırakmaz. Ya bakın ne diyor onlar için Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki yine mealen okuyayım. Lafzını okumayayım. Evet. Zamanımız kısıtlı. Allah'a karşı gelmekten sakınan ve saygı dolu bir gönülle onun istediği gibi kulluk yapanlara vaat edilen cennet. Yani müttakilere vaat edilen cennet neymiş onu anlatıyor. Ağaçlarının arasından ve köşklerinin altından ırmaklar akar. Ya şimdi ben şurayı da anlamıyorum. Şimdi yoldan geçen bir insana desek ki kardeşim her gün 8 saat çalışacaksın. Her gün. 10 sene sonra hatta 30 sene sonra bak sana şu köşkü vereceğiz. Köşkü de göstersek ona. Öyle bir köşk ki altlarından ırmaklar akıyor, çeşmeler altından. İçinde yüzlerce hizmetçi geziyor. Meyveler alıyor böyle içerisinde. Ya 8 saat değil, 12 saat çalışıyor. Çalışmaz mı? Çalışıyor. Allah'ın vaat ettiği cennet, bunun yanında milyonlarca, belki milyarlarca büyük bir mükafat. Ve kalıcı, geçici değil. Evet. Ebedi. Şimdi ben namaz kılmayan, bu dinini yaşamayan insanlara gerçekten sormak istiyorum. Buradan sormak istiyorum hakikaten. Güzel kardeşim, Allah'ın sana verdiği mükafat az mı? Allah'ın senin bu dinini yaşama karşılığında, namaz kılman karşılığında sana verdiği mükafat az mı buluyorsun? Az değil. Peki seni deseler ki ya şu şeyleri yaparsan sen hapse girersin, orada işkence görürsün. Nasıl kaçar? Nasıl dikkat eder? Sırf hapse girmeyip işkence edilmesin diye. Allah'ın azabının, cehennemin yanında bu dünyanın işkencesi ne ki ya? Sen bunu mu az gördün? Allah'ın azabını mı hafife aldın? Niçin İslam yaşamıyorsun? Niçin namazını kılmıyorsun? Halbuki ne güzel söylüyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Altlarından ırmaklar akıyor. Köşkler var. Ondan sonra gölgeleri sürekli. Bunlar takva ehli için. Cennetlerde ve pınarlar başlarında olacaklar diyor. Müttakiler cennetlerde olacak ve pınar başlarında olacaklar diyor. Başka? Müttakiler için yine adın cennetleri verilecek onlara. Adın cennetleri. Orada, oraya girecekler. Altlarından ırmaklar akacak. Ya bir de hakikaten
İnsan şimdiden giresi geliyor. Evet hocam. Şimdi burada köşkünüz olsa sizin, az önce söylediğim özelliklerde köşkünüz var. Her şeye ulaşıyorsunuz. Her şeye. Yine cennettekine ulaşmaz da o deryada bir damlası olmaz. Ama sonunda bırakıp gidiyorsunuz. Köşkleriniz dahi olsa sonunda bırakıp gideceksiniz. Ama Allah'ın vaat ettiği cennet ebedi bir cennet. Ölmek yok, üzüntü yok, sıkıntı yok, keder yok. Sevdiklerinle berabersin. İstediğin her şey var. Vaat ediyor Cenab-ı Hak. Allah'ın sözüne güvenmiyor musun? Allah'ın vaadine güvenmiyor musun? Allah sana vaat ediyor. Vereceğim diyor. Allah'tan daha doğru sözlü olur mu? Niçin Allah'ın sözüne itibar etmiyoruz? Niçin Allah'ın sözü, bu sözünden dolayı daha çok çalışmıyoruz? Ebedi olan hayata gayret etmiyoruz. İşte söylüyor. Altlarından ırmaklar akacak. Diledikleri her şeyi de vereceğiz diyor. Ne diliyorsa. Allah takva sahiplerini işte böyle mükafatlandırıyor. Başka ne var? Resulüm de ki böyle bir sonuç mu daha hayırlı? Yoksa kalpleri Allah'a saygıyla dopdolu olup ona karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet, ebedi cennet mi? Ya Kur'an'ı şöyle üzerinde hakikaten anlayarak okuduğunuz zaman böyle insan hayran oluyor ya. Evet hocam. Muhteşem size örnekler veriyor. Sizi öyle düşüncelere sevk ediyor ki tam 12'den oluyor. Diyor ki bak ne kadar insan nasıl bunu düşünmez? İnsan nasıl bunu düşünmez? Şimdi sonucu altlarından ırmaklar akan cennet mi güzel? Sonucu. Yoksa vardığın yer cehennem olursa mı güzel? Akıllı insan bunu ya, akıllı olan insan ayırt nasıl, edebilecek elbette biliyorum. Hayır. Nasıl düşünmez bunu diyor. Akıl bunu nasıl idrak etmez? Sen gözünün önünde ateş yakıyor. Yakıcı. Sen oraya dayanamazsın. Sen ateşe dayanamazsın. Niye öyle olsun? Ben altlarından ırmaklar akan ebedi cennetlere gireyim. Bir de sevdiklerim de orada olacak. Anam, babam, dedem, çocuklarım, evlatlarım hepsi orada olacaklar. Ama tam karşıda ne olacak? Kaybedersen eğer o kadar elin bir azap olacak ki dayanamayacaksın ve diyeceksin ki ya Rabbi ne olursun. Ya bir an bir nefes alayım. Kur'an anlatıyor. Rabbim, hiçbir sevdiğini de göremeyeceksin. Evet. Rabbim akledenlerden eylesin hocam inşallah bizleri. Evet. Hocam süremiz doldu. Sona doğru yaklaştık artık. Sonuna geldik daha doğrusu. Şöyle son cümlelerinizi alacak olsak ne dersiniz? Her Müslümanın müttaki olma vasfını elde etmesi gerekir. Evet. Buna gayret etmesi gerekir. Her Müslümanın. Allah cennetini, ebedi cennetini takva sahipleri için hazırlamış. Sonsuz, insanı mutlu edecek, insanı memnun edecek bir hayat. Takva ehli olan insanı Allah sever, ana babası sever, çevresi sever, tüm insanlar sever. Evet. Müslüman olmak, mümin olmak, evet büyük bir lütuftur. Büyük bir nimettir. Ama bana düşen bir adım daha ileri giderek takva ehli ölçülerine, takva ehli vasıflarına sahip olmaktır diyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah müttaki olan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak inşallah hocam. Müttakilere vaat ettiği cennetine girmeyi, o ebedi cennetlere girmeyi bizlere de lütfeylesin.
nasip eylesin inşallah. Amin, amin hocam. Bizler de bu güzel dualarınıza canı gönülden amin diyoruz. Ve tekrar programımıza katıldığınız için, ta güzel yurttan geldiniz, davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Güzel Yurt ilçe müftümüz Osman Sağlam hocamla bugün takvayı ve muttakileri, muttakilerin özellikleri nelerdir? Ve Allah-u Teala'nın muttakilere vaadi nedir? Onları konuştuk. Hocamın da duasında buyurduğu gibi Rabbim sizleri de bizleri de muttakilerden eylesin inşallah. Tekrar şimdiden cumamız mübarek olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.